Zürih yazan 7AB. Viyana ana tren garından günaydın. Innsbruck'a gidecek olan treni bekliyoruz. Saat şu anda 7.13. 5.30'da kalktık ama böyle ikimiz de çok güzel uyumadık galiba. Hani o sabah erken kalkmam lazım, işte yolculuğa gideceğim stresim ya da işte heyecanım olsa gerek. Ben zaten çocuk gibi oluyorum her seyahat öncesi. O yüzden bilgisayarımı yanıma aldım. Umarım trende bir şeyler editleyebilirim. Çünkü bu video nasıl? Bugün mesela yeni bir videoyu başlasa mıydım? Yoksa bunu ekleyecek miyim? Hiçbir kafamda plan yok. Genelde ufaktan böyle bir planım oluyor. Saat 12 civarı orada olacağız. Ondan sonra ama şöyle bir sıkıntı var. Nedense otelin check-in saati yine Kopenhag'da olduğu gibi saat 3'te. 3 saatlik bir zamanımız var. Yani otele gidip beklemek de saçma. Belki öğlen yemeğini yeriz, ondan sonra otele geçeriz diye düşünüyorum. Çantalarımız o kadar ağır değil. 2 tane sırt çantası var. Ama yine sırtında bir şeyle dolaşmak çok hoş değil. Worüber denkst du? Dass wir richtig stehen. Das stimmt. Schau, es steht Zürich Hauptbahnhof. Nereye gösteriyorum ki ben? Salzburg üzerinden Zürih'e gidecek olan tren. Aa, ben Burcu'yu ziyaret etmek istesem mesela demek ki buradan gideceğim yine aynı trenle. Belki bir gün. Neredeyse geldik. Bursa'nın böyle üzerimizi giyinip oturuyoruz çantalarla. Ama şey, aşırı yorgun hissediyorum ya. Normalde uyurdum ben yolculuklarda ama videoyu editleyeyim dedim. Bugün pazar ya, belki yetiştiririm diye. Kahvaltı yemedik, sadece kahve içtik ve biraz tatlı. Kahvaltı tam böyle kahvaltı gibi değildi. Sabahın körü. Dağlara hoş geldik. Herkeste şey var. Kayak aletleri. Snowboardlar. Herkes ama. Su şişemi yanıma almadığım için ve bugün de pazar olduğu için market bulmak biraz sıkıntı, o yüzden hemen kendime bu su alacağım. Ortalama bir şişe yok mu ya? Bu çok küçük. 1,5 da çok büyük. 1 litre olsa. Sağ bir şey. Orta çağ da yapılan duvarlardan çünkü yamuk. Wieso ist das so? Çünkü eskiden yani biraz daha bir stabiler, biraz daha nasıl diyeyim? Es ist viel stabiler sogar. Die halten ja ewig die Häuser da. Eskiden daha stabil olsun diye mi yapmışlar? Anlamadım. Evet, evet. Zaten ama öbür türlü yapmayı bilmiyorlar der. Ha, düz olduğunda stabil olmuyor, böyle olduğunda oluyor diye. Evet, böyle yaptılar. Evet, evet. Anladım. Böyle. Evet. Yani winkel quasi. Burası dünyada bulunan tarihi bir şehir. Altın Çatı olarak bilinen şehrin simgesi haline gelmiş yapı. Üzeri altın kaplamayla kaplanmış bir balkon şeklindeki yapıdır. Hiçbir şey duymadım. Uçak yüzü, 2001 uçak geçiyor buradan. Kocaman kocaman uçaklar geçiyor. Altın Çatı 15 yüzyılda 15.
15. yüzyılda inşa edilmiş ve çatısının üzeri altın kaplamayla kaplanmış bir balkon şeklindeki yapılmış. Bir sürü köpek var. Herkesin çok tatlı köpekleri var. Tabii schön die Holzarbeiten sind. Bakın bu. Aa, onlar tahta mı? Ya. Da braucht man jetzt jemanden, der einem das erklärt. Es ist das einzige Barockhaus hier. Binanın detayları o kadar güzel ki. Burası tabii ki de Altstadt olarak geçiyor, değil mi? Evet, evet. This is the Zentrum. Innsbruck'un merkezindeyiz. Merkezindeyiz. Innsbruck hakkında küçük bilgi. Innsbruck, Avusturya'nın Tirol eyaletinde bulunan bir şehirdir. Alplerin eteklerinde yer alır ve muhteşem dağ manzaralı bir ünlüdür. Şehir tarihi ve kültürel açıdan zengindir ve turistler için birçok aktivite sunar. Innsbruck, kış sporları için popüler bir destinasyondur ve her yıl birçok kayakçı ve snowboardçı tarafından ziyaret edilir. Ayrıca tarihi eserleri ve lezzetli Tirol mutfağı ile de bilinir. Innsbruck aynı zamanda 64-76 kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapmıştır. Güzel. Dankeschön. Harika. Şimdi az önce dediklerin hepsini Türkçe olarak... Yapabilirsin, deneyebilirsin. İmparator Maximilian birisi. İmparator Maximilian biri. Bir. İmparator Maximilian bir. Avusturya şehirlerden Innsbruck en sevdiği. Maximilian birin sevdiği Avusturya şehirlerinden. Türkçem bozuldu. Pardon. Maximilian'ın en sevdiği Avusturya şehirlerinden biri Innsbruck'tu. Tamam, burayı geçtik, bu cümleyi geçtik. O yüzden çok bina yaptırdı. Evet. Ya da çiğ köfte yiyebiliriz. Bugün pazar, doğru, o yüzden kapalı çoğu yer. Danke. Rafi'ninki karidesli falan filan. Şöyle bir sıkıntı var galiba, kendime dublaj yapmak zorunda kalacağım çünkü şurada bir yerdeki hoparlörden bangır bangır müzik geldiği için. Suyun rengi çok güzel çünkü dağlardan geliyor. Sürekli uçak geçiyor 5 dakikada bir. Herhalde bunları böyle 80'lerin sonu 90'lar gibi duruyor, bilmiyorum. Çok çirkin bina. Belki içi güzeldir ama... Bir de böyle site gibi. Arka arkaya böyle binalar var. Beğenmedik. Aynen, gerçekten. Bunlar falan da çirkin. Yani şu suyun şu güzel rengine hiç gidiyor mu bunlar? Ama böyle bir bisiklet ve yürüme yolu olması çok güzel. Doğru. Suyun yanında. Bu yolun sonunda böyle, gerçi sonu değil de birazcık yürüdük 15 dakika kadar, 15-18 dakika kadar. Otelimiz burada. Nereden geçelim? Ist das mein Name oder auch deine? Benim üzerime. Buradan giriliyor mu sence? Ya. Yarım saat erken geldik ama bence iyi. Yo, lobi işte. Aynen. Und da ist ein Self-Check-in und out. Das ist nur möglich, wenn du in der Nacht kommst, glaube ich. Bakayım.
Resepsiyondaki adam, daha doğrusu çocuk çok tatlıydı. Miniş, birazcık Mehmet'e benziyordu kardeşime. Şey, adımı çok güzel söyledi. Ben böyleyim. Türk. Kesin Türk. Ondan sonra böyle bir şey söylesem mi söylemesem mi, sonra Türkçe bir şey söyledim. Böyle direkt bana baktı, dedim ki Türksünüz değil mi? Evet, direkt dedin. Kaç numara? 410. 410. Odanın normalde hem dağ manzarası hem de nehir manzarası olması gerekiyor. Bakalım. O zaman direkt çantamı koyup oda turu. Oda turumuza hoş geldik. Işık. Burada bir plan var. Minik bir portmanto. Tatatatam. Yeşil bir koltuk. Televizyon, kahve makinesi, çay. Burada böyle dolabımsı, açık dolabımsı bir şey var. Kasa. Aa bak, bu çok tatlı. Ben de böyle kendime okuma ışığı düşünüyorum. IKEA'dan alsam mı diye. Bir de? Yatak üstüne böyle yatağı kıskaçla tutturulabilen. Milka çikolata bırakmışlar. Herzlich willkommen diyor. Ups. Daha fazla açılmıyor bende. Keşke açılsaydı. Ne güzel dağ ya. Ne güzel dağ. Rafi'nin planları var bir takım. Evet. Dağlara çıkmak gibi. Boş ver şehre. Banyo. Aa, banyo modern, baya güzel. Duş hoşuma gitti. Ve tuvalet. Ve aşırı küçük değil, güzel, havadar. Şey, Kopenhag'dan sonra böyle gözüme bir büyük geldi. Kopenhag'daki otelden sonra değil mi? Ja, sehr luxuriös im Vergleich. Also, bir de oranın gecelik fiyatı ne? Nach Kopenhagen, ja? Nach Kopenhagen, das bin ich echt wow. Unglaublich. Şimdi herkes hazırsa... Çok lüksmüş. Herkes hazırsa Rafi'nin sevgililer günü özel çoraplarını göstermek istiyorum. Bilerek mi giydin? Hayır. Yarım bilerek, evet. Ha? Yarım bilerek. Yarım bilerek mi? Evet. Bu özel anı kaydetmem lazım. Ne dedin az önce? Zavallı. Artık daha iyi Türkçe öğrenmek istiyorum yani. Bir dakika, tam yani, dediğin çok tatlıydı. Ne dedin? Hatırlamıyorum. Bebek Türkçemden sıkıldım artık. Evet, evet, bebek Türkçemden sıkıldım artık ya, gerçekten. Yani seni çok güzel anladık. Ya ya ya. Yani gerçekten bir nevi yani... çok az şeyler diyebilir. Her şey yanlış söylüyorum. Sıkıldım artık. Rafi'nin bu kadar stres olmasının sebebi... yakın zamanda... bir İstanbul ziyareti. Olabilir mi acaba? Gerçekten ben hep anlamaya zorlanıyorum. Ve... anlamakta zorlanıyorum. Onayın. Hadi şimdi Ebru ile buluşmaya gidiyoruz. Çantalarımızı bıraktık, bir gerçekten sırtım rahatladı. Sadece bu benden asla ayrılmayan çantamı alacağım yanıma. Bu otelde kaldığımız için otobüs parası vermiyormuşuz yani toplu taşımaya, enteresan şekilde. Dedik, çok güzel, teşekkürler. Onun için ayrıca bir kart aldı Rafi. Aynen, şimdi çıkıyoruz Ebru'larla buluşmaya. Unutmamamız gereken tek şey ne? Hediyemiz. Und die, das Karte sollte man nicht vergessen, gell? Ja. Yani anahtarı aynen unutmayalım, tamam mı? Çok tatlı bu. Liste mal vor. Rafi çok güzel okudu sabah. Weil ich es wirklich genossen habe. Ja. Das ist gefällt mir. Bana hoşuma gidiyor aslında.
Kukuk. Küçük balık nerede? Nerede acaba? Buradaymış. Oha çok güzel dedin. Bak mışın mışlı olduğunu tahmin ettin. Çok güzel. Helal. Bak güzel konuşuyorsun. Bu işte Kleinapmund. Kuku küçük köpek nerede? Ah çıktı zaten. Burada. Hayır. Merak etme. Çok yok, mükemmel güzel konuşuyorsun. Bak sana demedim mi birisi, hatırlıyor musun? Rafi Bey ne kadar güzel Türkçe konuşuyor. Ben hep zorlanıyorum ya. Bir tane yorum vardı böyle yani... o kadar... Ben de öyle. Güzel konuşmak istiyorum. Sen hiç kursa yani gitmedin ki şu anda niye bunu? Herkes Türk. Yani otelci Türk. Sen onunla da Türkçe konuşuyorsun. Ben yanındayım yani bebek gibi. He. Merak etme, sen şimdi havalı Tirol adamlarla, dedelerle güzel Türkçe konuşacaksın. Bu ışık ne kadar korkunç, gidelim buradan. Yani onlara da anlamıyorum. Tirolca konuşuyorlar. Onlar gerçekten çok garip bir şekilde konuşuyorlar Almancayı. Evet, ya da git. Tamam, hadi gidelim. Hadi. Sıra ben buyur. Şimdi anladım. İstanbul yüzünden değil, sen Ebru'larla buluşacağız diye stres oldun. Yani her yerde ama Ebru'nun eşi zaten buralı Türk. Türkçe de konuşabilirsin, Almanca da konuşabilirsiniz. Hadi gidelim. Şimdi otobüs bekliyoruz. 7 dakikası var. Was liest du da? Interessante Sachen über Tirol und Südtirol. Heidi Puppe. Çok tatlı. Cumartesi akşam. Oje sürememiştim. O yüzden şimdi süreceğim. Peki bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bunu gördün mü? Üçüncü gözüm galiba. Das ist ja genau perfekt im Zentrum. Ja, ich krieg da auch gerade einen hier. Schau, krieg ich einen gerade. Ne, ergenliğe mi giriyoruz? Ha? Ergenliğe mi giriyoruz? Ergene? 17 yaşında mıyız? Ergene zum Schulgang dedi. Ergene. Dün Rafi miş miş muş muş bir şey dedi. Sonra tabii ki de her kelimeden Türkçe şarkı üretme yeteneğim olduğu için üretme değil, bulma. Bu şarkı kafama takıldı ve dünden beri söylüyorum. Ama çok güzel şarkı. Çok mantıklı ya. Kahvaltıda ne var? Muffinler. Kırvasan, daha çok kırvasan, ekmek, tost ekmeği.
Benim kahvaltım yoğurt da var aslında, müsli yapılabilirdi ama tok tutsun kahvaltısı bu. Rafi sen ne aldın, o salmon mu? Somon muydu? Somon? Vay canına. Bugünkü planda ne var? Bugün öncelikle çok güzel kullanmamız gerekiyor çünkü tam günümüz bugün aslında. Yarın öğlen gideceğiz. Bugün birazcık dağlara çıkıyoruz. Yanlış yerdeyim ben peki. Alo, alo. Ich war die ganze Zeit da. Achso, hab ich dich nicht gemerkt? Nein. Bugün sanki ışık daha güzel, böyle biraz daha aydınlık gibi geldi. Okay, passt dann. Vielen Dank. Schönen Tag wieder. Turistler için böyle bilgi masası gibi bir şey var. Onu aradık. Çünkü yukarı nasıl çıkacağımız konusunda kafamız biraz karıştı. Gut. Zu Fuß. Ne? Yürüyerek mi çıkın dedi? Auf den Weg. Allah razı olsun, sağ olsun. Falsch. Benim peki bir umut güneş gözlüğü takmam. Dedim belki çıkar güneş. Gerçi dağın tepesinde böyle insanın gözünü çok alıyor güneş. Işık daha doğrusu. O yüzden yanıma alayım dedim. Şimdi şuradan finikülerle yukarı çıkacağız. Kaç para veriyorsun? Yani zaten 100 euro verdim. Kaç para? Ben kara borsacıyım kardeşim. Ne istiyorsun, sana vereceğim? 2 euro. Tamam. Ya da kahve, kahve. Tamam, sana kahve vereceğim. 9 dakika sonra geliyormuş. So cool. Die Station Alpenzoo. Mhm. Şimdi biz tekrardan yukarı çıkacağız. Burada şimdi bekleyeceğiz. Bayağı bir yükseklere çıkacağız, o yüzden yavaştan tırsıyor olabilirim. Edward'la Jacob'ın, ay ne Jacob ya, Edward'la Bella'nın atladığı ağaçlar. Şimdi haritaya göre buradan şuraya geldik. 1905 metre yukarıdayız. Aslında yukarı gitmek mümkün ama biz gitmeyeceğiz. Yani yürüyebiliriz istersek. Yani burada müz var. Orada yürüyebiliriz istersek. Bir anda böyle çok yükseğe çıkınca şey oluyor böyle kafa. Ama çok çok. Bilmiyorum. Yani başarılı çok yüksek oluyor. Değil, çok yüksek değil ama evet. Aa, orada iglo var. Yani 1000 metre bir. Çok güzel. Ben hiçbir igloya girmemiştim. Çok iyi. Bak yapıyor, yazıyor. Bunları kullanabilir miyim? Bu senin için değil Göksu. Göksu. Ya sicher. Thank you.
Fotoğraflar böyle tam Instagram'lık. Şu Dubai kağıdı yapabilirim aslında. Güzel oldu. Tekrardan aşağı iniyoruz. Valla bayağı güzeldi. Kayak da eğlenceli bir şey yani. O bisikletli şeyle kaydım ya. Eğlenceliydi. Şimdi iniyor muyuz? Ya. Şimdi bir durak aşağı indik. Burada da hayvanat bahçesi var. Rafi bana şunu gösterip duruyor. Türkiye'nin neresindeydi hatırlamıyorum. Hani böyle bir tane teyze neydi bunun adı ya? Bunu buluyor işte bu hayvanı. Sonra konuşuyorlar böyle işte. Kedi mi bu kız? Rafi bayıldı o videoya. Türklerin hayvan sevgisine bayılıyorum diyor. Şimdi 4 dakika bu yöne gideceğiz. Sarıdayız şurada. Bayağı büyükmüş. Ja, und alles einheimische Tiere, die es einmal hier geben sollte, die es einmal hier gegeben. Können schwimmen? Ja, die können sehr gut schwimmen. Eieiei. Geliyorum. Oha, o ne? O ne kadar büyük bir şey. Aman Allah'ım. Şaka mı bu? Buradaydı, bana baktı yani yakından. Peki. Aslında hayvanat bahçesine gelme planı yoktu ama böyle Innsbruck'un... Ben çok seviyorum hayvan bahçeleri, o yüzden geldik. Bir de Innsbruck kartı aldık böyle 24 saatlik ve birçok müzeye girebiliyorsunuz ücretsiz ve hani hepsini yaptığınızda parasını çok çıkartıyor, gene geliyor Allah'ım yarabbim zıplayarak. Şimdi taşın arkası. Bu ne kadar büyük bir şey. Pis pis pis. Kedi değil ya. Hayatımda ilk defa akbaba gördüm. Çok büyüklermiş. Biraz da korkunç. Bu kadar güzel bir hayvan. Kim? Ayı. Ne oldu? Ay, yanlışlıkla zoom yapıyormuşum. Başka ne gördün? Yaban kedi. Çok güzeldi. Uyudu. Ya, keine Ahnung, tausend Sachen. Bin şey gördüm. Bin tane şey gördüm. Bin tane şey gördüm. Evet. Şimdi hep YouTube'da kitap yorumlarını izlediğim, dinlediğim bir trollü teyze vardı. Onun en sevdiği kitapçı bu, o yüzden bir bakacağım neler var. Belki kendime hatıra bir şey alabilirim. Postkart falan olabilir. Tavşanlar da çıktı, Paskalya geliyor diye. Civcivler. Ne güzel. Ne buldun? Weiße Katze. Schön. Wenn noch alle schlafen im Haus, strecke ich das Näschen zum Fenster raus. Miau. Aşırı büyük. Aşırı. Şimdi şehir kalesine tırmanacağız. Eğer açıksa tabii, bugün birazcık geç oldu. Evet.
Türme an. Das ist ein Job, als runter zu brüllen, welche Stunde es ist. Gerçekten mi? Zombies! Şu adam mı? Bunlar da Türme. Ve yangın varsa yani. Aha, o da o zaman da bağırıyor. Yangın! Bakalım. Aman Allah'ım. Hadi bir de bizim deadline'ımız var. Yarım saat sonra kapanacak. Çık. 16:35 bakalım kaçta oradayız. 2 dakika sürmüş. Kalp atışımıza bakalım. 140. Aa, şarjım bitiyor. Yine iyi dayandı. Ya. Buranın pizzası meşhurmuş. O otel defterine de herkes işte pizzası mükemmeldi vesaire yazmış. Ama hani biz dün pizza yedik ya, o yüzden bir daha pizza yesim gelmedi. Bir de sanki bitiremem gibi. O yüzden çok şey, basit bir şekilde Sezar salatası söyledi. Rafi havalı bir şeyler söyledi ama galiba. Balık söyledi Rafi. Tam da fili yapayım. Bakarız. Fritaten Suppe. In Suppe. Mahlzeit. Sezar salatası ve Rafi'nin pilavlı balığı. Evet. Oturuyormuşuz öncelikle. Müze güzeldi ama fotoğraf, video çekmek yasaktı. O yüzden kamerayı kapalı şekilde elimde dolaştırdım sadece. Birazcık bir kahve molası verelim dedik. Ondan sonra şu altın çatıya Rafi çıkmak istiyor. Ben de bir kez daha bir kitapçı gezeceğim. Sonra tren istasyonu tekrardan bir tık yorulduk. Herkes festival için toplanmış. Tabii ki de bugün bunun olacağını ben bilmiyordum. Herkes kostümlü, kıyafetli. Oyunlar oynuyorlar böyle. Selamlar tekrardan. Birazcık zaman geçti. Mekan değişikliği de oldu. Şu anda İstanbul'dan konuşuyorum. Bu videonun sonu için yine geldim. Birkaç şey söylemek istiyorum. Merak edenler için, İnsbruck'u ziyaret etmek isteyenler için bizim gidip gördüğümüz yerleri, işte restoranları, kafeleri aşağı kısma bırakacağım öncelikle. Onun haricinde bizim biletlerimiz çok uyguna gelmişti. Özellikle ÖBB'nin böyle iptal edilemeyen biletleri genellikle sabahın erken saatlerinde oluyor böyle. Çok uygun fiyatı olabiliyor. Yani atıyorum 110 Euro'ya da bilet var ama 25 Euro'ya da bilet var, 24.90 vesaire hatta. Biz de öyle çok uyguna bulup gitmiş olduk. Innsbruck güzeldi, dağları gerçekten bizi etkiledi. Hani şimdi editlerken de bir tuhaf oldum. Bir normal eski şehir, bir tepelere çıkıyoruz, dağlara bir insanlar kayak yapıyor falan.
Şey diyorum ya hani bisikletle kaydım çok güzeldi. Sanki kayak yapmış gibi gerçekten. Rafi'nin ya da böyle ailesinin kayak konusunda çok böyle ilgisi yok. O yüzden onlar yapmıyorlar. Ama çoğu Avusturyalı kayak seviyor. Bayağı seviyor. Öyle ben sizle İstanbul'dan konuşmuş oldum. Burada da böyle çok yoğun günler geçiyor, kaos. Hatta yani neredeyse gitmemize az kaldı gibi. Ama video çekmeye devam ediyorum merak edenler için. Bu video için de belki daha emojisi paylaşabiliriz yorumlarda. Ve son olarak hani böyle diyorlar ya işte manifestle bilmem ne böyle telefonun ekranına koy. Benim böyle telefon ekranında o Innsbruck'un renkli evlerinin önünde çekilmiş bir fotoğraf vardı. Kendimin yaptığı kolajlardan bir tanesiydi bu fotoğraf. Ve gerçek oldu, oraya gerçekten gitmiş oldu. O yüzden böyle en minik de olsa hayallerinizi gözünüzün önünde tutun. Adeta bir sosyal mesajla bitiriyorum. Öyle gitmek isteyenler olursa da umarım en kısa sürede, en hayırlısıyla güzel günlerde ziyaret edebilir Innsbruck'u. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.